Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin inşallah. Hakkınızı helal edin. Gençlik yavaş yavaş elden gidiyor. O yüzden kafa toplanmıyor. Ramazan. Ne yapalım? Bugünlerde öyle geçecek. Hatta az önce Hacı Cafer'e dedim, Hacı Cafer böyle giderse dedim, herhalde Ramazan'da dedim, bütün her şeyi iptal edeceğiz dedim. Gelibolu da dahil buna dedim. Dedim, yaş kaldırmıyor, şeker kaldırmıyor dedik. Öyle bir muhabbet ettik. O yüzden hakkınızı helal edin inşallah. Kaderden kadere geçiş var mıdır, yoksa bu benim kaderimmiş mi demeli? Biz bir şeyin kader, çünkü iman ederiz varlığına, kaderin ne olduğunu bilmeyiz. Kaderin ne olduğunu bilmediğimiz için biz tecelli edince deriz ki takdir buymuş. Bunda kendi cüz-i irademizi ilgilendiren meseleler vardır. Biz yapmamız gerekeni yaparız. Ne yapmamız gerekiyor? Bu farzı işlememiz gerekiyor. Biz o farzı işlemeye gayret ederiz. Ne yapmamız gerekiyor? İşte derse gelmemiz gerekiyor. Biz derse gelmeye gayret ederiz. Bu bizim kendi cüz-i irademizi bağlayan bir şey. Biz cüz-i irademizden sorumluyuz. Cüz-i irademizin dışında olan hadiselerden biz sorumlu değiliz. O yüzden insanlar kader üzerinde çok böyle mütalaa yapmak istiyorlar, çok konuşmak istiyorlar. Cahillikten başka bir şey değil. Biz bize düşen kulluğumuzu yerine getirelim. Cüz-i irademizle vazifelerimizi yerine getirelim. Biz Cenab-ı Hakk'ın yap dediklerini yapalım, yapma dediklerini yapmayalım. Biz Kur'an sünnete tabi olalım. Bizim işimiz bu. Marketlerde çikolatalı, çilekli şekilde satılan nemlendirici kremler var. Bunları sürmek orucu etki eder mi? Diyanete göre orucu etki etmez. Diyanet çünkü normalde bu tip kremlerin orucu etki etmediğini söylüyor. Bana bu tip sorular sorduğunuzda benden iki cevap. Bir, diyanete göre veya fıkıhçılara göre bu caiz midir, değil midir? Caizdir. Sufilere göre arkadaşlar hiçbir şey kullanmayın. Oruca niyet ettin mi? Sahurda ettin, bitti. Vücuduna bir şey sürme, ağzına bir şey sürme, sürme. Hiçbir şey. Orucunu tertemiz tut. Torunun fitresi babaanneye geçer mi? Geçmez. Bir kimse babası, babasının babası, babasının babası, bir kimsenin annesi, annesinin annesi, annesinin annesi, onlara asla şey geçmez, zekat ve fitre geçmez. Ben buradan rüya okumuyorum ama bu arkadaş Samsunlu, Vezir Köprülü'müş. Kim bu arkadaş? Burada mı kendisi? Soru nereden geldi? Herhalde birisi yazdırdı, gönderdi. Rüyamda bana gel dediniz, ben cevap vermedim. Bir müddet sonra yine rüyamda bana gel dediniz. Ben abdestim yok dedim. Siz olsun, sen yine de gel dediniz. Ben başka şehirden soruyorum bu soruyu. Buradaki hikmet nedir, ne yapmalıyım? Gel denmiş. İtikafa girmenin adabı nedir? Ramazan itikafına girmek için şeyhten izin istenir mi? İtikaftaki edepler nelerdir? İtikaf, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Medine'de her Ramazan icra ettiği bir sünneti, bir tek bir Ramazan icra etmedi. Onu da eşleri mescidin içerisine, onlar da çadır kurdular. Onlar da itikafa girdiler. Onların itikafa girdiğini görünce bu sefer itikafı terk etti. 3 gün durdu, terk etti. Erkekler için 5 vakit namazın kılındığı camide girilmesi
uygundur Hanefi'ye göre. Kadınların itikafı da normalde yine Hanefi'ye göre evleridir. Evlerin içerisinde bir oda, odanın içerisine bir secde atacaklar. Devamlı orada bu işlerini bitirdikten sonra orada itikafa girecekler. İtikafın şeriata göre olanı vardır. Yani yine aynı az önceki sohbet gibi, fıkıhçıların söylediği gibi, o kimse mescid, camide itikafa niyet eder. Normalde 5 vakit namazını kılar. Ramazan orucu itikafsız olmaz. Orucunu tutar. Bayanlar için de geçerli bu. Ramazan orucu itikafsız olmaz. Diğer zamanlarda oruçsuz olur. Ramazan itikafı, 10 günlük Ramazan itikafı oruçsuz olmaz. Ramazanın içerisinde itikaflar muhakkak oruçlu olması gerekir. O yüzden o kimse kadın erkek oruç tutmak zorunda. Bu normalde kadınsa evinin işini, çoluğunun çocuğunun işlerini yapar, cinsel ilişkiye giremez yalnız. O yüzden itikafa girecek olan evli bayanlar eşlerinden izin almakla mükellefler. İzin alacaklar. Erkek mescitte girer, zaten mescitte onun mümkün değil cinsel ilişkiye girmesi. Normalde işte tövbe ederler, zikrederler, ibadet ederler, Kur'an-ı Kerim okurlar. Bu normalde fıkıh usulü üzerine itikaf budur. Bayram sabahı da ne yaparlar? Bayram sabahı, bayram namazından sonra itikaflarını bitirirler. Şey olursa normalde eğer dergahın kendi içerisindeki usulüne göre gireceklerse onlar da bölüm bölüm. Bizim kardeşlerimiz itikafa niyet edip girdiğinde ilk 3 gün 70 bin tevhid çekti. 3 gün içerisinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görürse, sesini duyarsa, onunla alakalı bir rüya görürse, bir hal görürse 4. gün 10 bin salavat-ı şerife çekecek. Ondan sonra 5. gün 100 bin lafz-ı celal, 6. gün 70 bin tevhid, 8. gün, 7. gün yine 100 bin lafz-ı celal, 9. gün 70 bin tevhid, 10. gün 100 bin lafz-ı celal itikafını bitirmiş olacak. Bu normalde bütün kardeşler için. Onlar az konuşurlar, çok laf yapmazlar. İşlerini görürler, yemede içmede bir sıkıntı yok. Bir de şeyhin özel itikafa kattığı bir kimse olursa o da onu özel katar. Özel kattığı zaman işte onun yemesini, içmesini, neler yapacağını hepsini ayrı tanzim eder. O yüzden itikafa girecek olan kimseler bu edep ve adaba riayet ederler. Eğer itikafı bu noktada kendine güvenemiyorsa, gücüm yetmiyor diyorsa, problemi varsa, rahatsızlığı varsa, böyle kendini zorlamasına gerek yok. İtikafa giren bir kimse bugünün hastalıkları olan, yok cep telefonu, yok Twitter'ı, yok mesajlaşması, yok bilmem nesi, telefonunu oraya kenara koyacak. Telefonla bağını kesecek. Aslında bir çıt dünyayla bağını kesecek. Evde kavgaya göre itikafta olan kadın kocasıyla kavga ediyor. Erkek itikafta herkesle konuşuyor. İtikafta uyuyor, ders çekmiyor. Eyvallah, o zaman deme ben tarikata göre itikafa gireceğim diye. Gir itikafa. O 70 bin tevhidi günlük çekeceksin. Günlük çekmek için de tabiri caizse ne yapacaksa yapacaksın. İtikaf mahalli uyuma, rahat etme, dinlenme yeri değildir. Kıracaksın dizini, itikafı tabiri caizse cayırtı çıkarttıracaksın oradan. Ayağın mı ağrıyacak, kopacak mı, ne olacaksa olacak. Kadınlar için de, erkekler için de. O yüzden bayanların muhakkak evlerinde olacak. Dergahlarda itikaf olmaz Ramazan ayı boyunca. Mesela bir erkek gidip de ben ya burada misafirhanede itikafa gireyim. Olmaz, camide olacak.
Evli bayanlar evinde olacak, sünneti bu. Evinde olacak. Misafirhanelerde bu tip 10 günlük itikaf olmaz. Neden? Orası misafirhane. Birisi gelir, gider, girer, yatar, misafir gelir. Misafirhane adı üstünde. O yüzden bayan kardeşler evlerinde, erkekler de 5 vakit namaz kılınan mescitlerde. İnşallah. Fitre veya zekat parası elden verilmesi mi lazım? Hesap numarasına gönderilir mi? Gönderilir hesap numarasına. Etrafımızdan duyuyorum, üstadlarının sağlığında hiçbir görevi olmayıp üstadları rahmetli olunca dergah açıp abilik adı altında dergah yürütmek tarikat geleninde var mıdır? Olsun, ben yaptım, oldu oluyor onlarınki. Arkadaşlar, bize üstadımızın öğrettiği oydu. Bana vasiyeti oydu. Bana öğrettiği de oydu. Bir üstad vefat eder edince bu benim de vasiyetim herkese. Bir üstad vefat ettiyse, vefat etmezden önce bir kimseye işaret ettiyse, işaret edilen kimseye bütün dervişlerin gidip intisap etmeleri şart olur. İntisap etmezlerse kendi şeyhlerine olan intisaplığı da biter. Tehlikeli bir şeydir bu. Bir şey efendi filancaya gidin intisap edin diyorsa gider, herkes intisap eder. Şeyhimin bana söylediği şuydu. Beytullah'ı şahit tutaraktan söyledi. Mustafa efendi bütün herkese tebliğ et. Biz vefat ettikten sonra herkes istihare yapacak. Rüyasında kimi görürse gidip ona intisap edecek dedi. Oğlum Beytullah şahit olsun, şahit olsun efendim dedim. Bunu bütün dergaha tebliğ et dedi. Emredersiniz efendim dedim. Bunu tabii söylüyorum ben, bana inanmıyorlar. Öyle söylüyorlar, bana inanmadıklarını söylüyorlar. Ben şeyhimin sözünü söyledim. Ahiret herkese yakın. Bir şeyhin vazifelendirdiği bir kimse, bir şeyh efendi bir kimseyi vazifelendirdi. Öyle değil mi? O vazifesi noktasında şeyh efendi vazifelendirdi. Şeyh efendi vefat edince o normalde yeni bir üstad buluncaya kadar aynı vazifesine devam eder. Üstad buluncaya kadar. Başlar aramaya, bir üstada intisap etmesi gerekir. Ondan sonra etrafındaki kimselere de der ki, ben istihare yapıyorum. Filanca yeri de ben buldum, intisap ettim, oradan ders aldım. Siz de intisap edecekseniz, istihare yapın. Eğer görürseniz rüyanızda, oraya devam edersiniz. Yeni gördüğü üstadına gitti. O üstad ona aynı vazifeyi verir, vermez, nereden başlatır, nereden başlatmaz, onun işi o. Bir kimsenin o yüzden vazifesi üstadının sağlığındadır. O vazifeyi üstadı vermiş, üstadı vefat etti, bitti. Bir kimsenin dervişti, üstadı vefat etti, o kimse hemen hızla istihare yapar, bir üstad bulur kendisine. Orada devam etmesi gerekir. Şimdi bu sözüm böyle bir yerlere atıfta bulunayım, işte bir yerlerini eleştireyim diye değil, ölçü olarak söylüyorum. Bu fakir de vefat ettikten sonra herkes istihare yapacak. Rüyasında kimi görüyorsa gidecek, ona intisap edecek. Sufilin adabı bu. Ama içimizden bir kardeşe, ama dışarıdan bir kardeşe, kimse vazifelisi.
Gidecek, ona intisap edecek. Hayatına, yoluna devam edecek. Biz tipik bir sufi topluluğuz. Biz tarikat değiliz. Bizim ölçümüz bu. Ve bunun doğru ölçüsü bu. Sufilik şirketleşmek değildir. Şirketleşiyorlar. Şirketler kuruyorlar, parasal akçeli işler yapıyorlar. Onları kimlere emanet edecekler? Ya oğula emanet edecek, ya damada emanet edecek. Şirketler devam edecek. Bizim işimiz öyle değil. Biz tipik bir Anadolu Sufiliği yaşıyoruz. Ta Orta Asya'dan itibaren biz aynı o geleneği devam ettirmeye çalışan bir topluluğuz. O yüzden işte ben rüyamda gördüm, bana şu vazifeyi verdi. Sağlığında vermedi, öldükten sonra verdi. Öyle mi? Bunların hepsi de heva hevestir. Hepsi de boştur. Bir üstad bulamayan, bu noktada manevi kapısı kapalı olan, bunun altını çizin. Manevi kapısı kapalı olan kimseler bir üstad göremezler. Göremedikleri için kendi kendilerine heva heveslerinden yol tuttururlar. Derler ki, işte şeyhimizin maneviyatı devam ediyordu. Ben onlara tipik bir soru soruyorum. Mustafa Efendi'nin maneviyatı yetmez miydi ki siz gittiniz Abdullah Efendi'ye bağlandınız? Hacı Ali Aydar Efendi'nin maneviyatı yetmez miydi ki insanlar gitti Çorumlacı Mustafa Efendi'ye bağlandı? Hacı Ebubekir Çorumi Hazretleri'nin maneviyatı yetmez miydi ki insanlar gittiler Hacı Ali Aydar Efendi'yi beklediler, ona intisap ettiler? Bunlar insanların kendi sufi adab ve erkanının dışında yaptıkları şeyi örtme. Ben böyle söyleyince canları sıkılıyor, kızıyorlar. Abdullah Efendi'nin zamanında adam çavuş değil, ondan sonra zakir değil, hiçbir şey değil. Çavuş olmuş. Kim seni çavuş etti? İşte zakir olmuş. Kim seni zakir etti? Ya işte biz Abdullah Efendi'nin dersini veriyoruz. Çorumlacı Mustafa Efendi'nin dersini vereydi ya Abdullah Efendi o zaman. Bunlar, tekrar altını çiziyorum. Bir şeyhe intisap edememenin vermiş olduğu sıkıntılar. Bunu da iddiayla söylüyorum. Burası da iddiayla. Bulamazlar. Neden bulamazlar biliyor musunuz? Siz elini tuttuğunuz şeyhe ihanet ederseniz, siz bir daha başka bir şeyhe intisap edemezsiniz. Göremezsiniz rüyanızda. Elini tuttuğunuz şeyhe nankörlük ederseniz, ihanet ederseniz, onu sırtından vurursanız, onu kullanırsanız, onu istismar ederseniz, siz bir şey efendi rüyanızda görüp de gidip ona intisap edemezsiniz. Bağlanamazsınız da. Hani 3 yıla kadar Mehdi çıkıyordu? Mehdi'yi bekliyorlardı. 3 yıla kadar Mehdi çıkacak. Ardından 5 yıl oldu. Bunlar hep dinledik biz. Kaç yıl oldu Şeyh Efendi öleli? 13 yıl mı oldu? Kaç? 15 yıl oldu. 15 yıl oldu. Hani? Oturun türkü çağırın. Mehdi de Mehdi, gelmez oldun Mehdi diye. Bunlar aldatmacadan başka bir şey değil. Yazık oradaki o saf, cahil insanlara yazık. Bilmiyorlar. Bir de işte ne? Biz şeyhimizin dersini veriyoruz. Allah Allah. Şeyh Efendi vefat etti. Bu kime anlatacak rüyasını?
Halini kim anlatacak? Bunu hava atmak için söylemiyorum. Şeyh Efendi'nin dergahında rüya yorumlayacak, hal yorumlayacak vazifelerin içerisinde benim bildiğim bu fakirden başka kimse yoktu. Birkaç tane hal dervişine Şeyh Efendi rüya ve hal dinleme müsaadesi verdi. Onları da biliyorum. Onlar da Şeyh Efendi vefat ettikten sonra şeyhliğe soyundular. Onların sadece hal ve rüya dinleme müsaadesi vardı. Tevili yoktu. Onlara da, onlardan çıkacak olan sonuca göre esma verecek, esmasını değiştirecek hiç kimse yoktu. Şimdi küçük bir şey söyleyeceğim. Rüyasında şu esmayı çek diyenler kim var? Gör, rüyasında görenler elini kaldırsın. Rüyasında şu esmayı kaldırın elinizi, kaldır. Tamam. Hacı Erkan, rüyanda gördün. Kime anlattın rüyanı? Bana anlattın. Kime anlatacak o rüyasını şimdi? Kim onun esmasını değiştirecek? Kimisi geliyor rüyamda bana şöyle 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 dediniz, bu esmayı çek dediniz. İyi. Ona kim çek veya çekme diyecek? Kaç tane çekecek? Kim tespit edecek bunu? Abi tespit edecek. Ya bu abinin bundan haberi var mı ki? Gidecek birisi diyecek abi rüyamda örnek. Yalanı. Diyecek abi rüyamda geldi Abdullah Efendi. Bana hay 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 dedi diyecek. O ne diyecek biliyor musunuz ona? Sen bundan sonra hay 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 de. Ertesi gün gidecek ona. Diyecek ki bana hu hu veya hak 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 de dedi. Sen de hak 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 de dedi. Beşinci esma. Dönse ona dese ki abi sen hangi esmayı çekiyorsun? Çıt yok. Abi senin esman yok mu? E çıt yok. E senin esman yok, sen beşinci esmanın tecelliyatını nereden anlayacaksın abi? E ona da çıt yok. Nereden çözecek mesele? Ona da çıt yok. Allah hepsine de hidayet eylesin. Amin. Toplanıyorlar, zikrullah yapıyorlar. Zikrullahları devam etsin inşallah. Ama bunu bütün herkes için söylüyorum. Rüyanızda görerekten bir üstattan gidip intisap edin, ders alın. Delilli olsun, hüccetli olsun. Yol uzun çünkü. 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük değil. İnsanın hayatını etkiliyor. O yüzden o kardeşlere de Allah hidayet eylesin hepsine. Yedinci kanalda Necmettin Nursaçan'a sordular. Tadil-i Erkan üzerine kılınmayan namazı yeniden kılınması icap eder. Eğer unutup da kıldıysa sehiv secdesi gerekir dedi. Sizin görüşünüz nedir? Nursaçan hocanın görüşüne nasıl bir şey diyelim ya? Onlar biliyorlar her şeyi. Allah hepsine selametlik versin. O hocalara da sormalı. Hocam buradaki sohbetlerden ücret almak ne kadar dinin içerisinde var yok diye. Sormalı. Bir kimse normalde yapmış olduğu sohbetten vermiş olduğu fetvalardan ücret alırsa o kimsenin sohbetine ve fetvasına güvenilir mi, güvenilmez mi? Hani alimin bir kim, bir alimin bir kim, bir alim kimse kitap yazmış, Şeyhülislam'a göndermiş. Demiş ki, Karadenizliymiş o, Şeyhülislam'a gittiğinde demiş, kitabı kabul etmek istemeyecek. Ona de ki demiş, üstadımız hiç balık yemedi. Meşhur kısa ya.
Neyse böyle kenara koyunca efendim demiş, üstadımız dedi ki hiç balık yemedi dedi. Şimdi önceki insanlar bu kadar ince düşünüyorlar. Şimdi normalde İmam-ı Azam almamış, İmam Muhammed almamış, İmam Yusuf almamış. Vermiş oldukları fetvalardan ücret almamışlar. Ücretsizler. İmam-ı Azam Hazretleri tüccar kendisi. Geçimi dinden değil. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Şu anki zamanda ölen, ölmüş olan veya ölecek olan kişi Müslüman değilse cehenneme mi gidecek? Başka bir yer var mı ki? Mecbur istikamet. Keşf-i kubur nedir? Kabir haline vakıf olmaktır. Yeise kapılmama için ne yapmalı? İmanımızı kuvvetlendirmeliyiz. Yiyeceklerimizi yemeden döktüğümüzde Allah nasıl hesap sorar? Allah israf edenleri sevmez. Kalbimde bazı hastalıklar var. Ben bunların yanlış olduğunu biliyorum. Hatalı düşündüğümü de kabul ediyorum ama hala kurtulamadım. Bunlar beni çok yoruyor ve çok fazla ümitsizliğe düşürüyor. Bu yolda ayağımı kesecek diye korkuyorum. Zikrullah'a devam, Allah'ı sevmeye devam, tövbeye devam. Ders harici ekstradan salavat çekmede bir beis var mı? Yok. Emziren kadın oruç tutabilir mi? Gönül arzu eder ki emzirenler de, hamileler de veyahut da oruç tutabilecek hastalığa sahip olanlar da güçleri yetiyorsa oruçlarını tutsunlar. Yolculuğa çıkanlar, güçleri yetiyorsa bunlar oruçlarını tutsunlar. Oruç tutmak her şeyden evladır. Yani yolculuğa çıkıyorsun. Eğer o yolculuğu takat getirebileceğini, yolculuğu bitirebileceğini, hiç kimseye yük olmayacağını düşünüyorsan orucunu tut. Hamilesin. Eğer bebeğine ve senin kendine, sütüne zarar gelmeyeceğini düşünüyorsan, yani çocuğun mesela işte sıvı gıdalar almaya başladıysa, sadece anne sütüne bağlı değilse, mümkünse tut. Emzirenler için. O yüzden orucu mümkünse tutmaya gayret edin. Yönünüzü tutmaya yönelik tutun. Yoksa oruç tutmamaya yönelik yönünüzü çevirirseniz tutmazsınız. Fetvayı da bulursunuz. Örneğin ben orucu tutmayabilir miyim? Evet. Ama bu normalde o tarafa yönünü çevirdiğinde yani bu gider, bir daha toparlayamazsın onu. Disipline etmek lazım. Yani bir günlük oruç tutmak her şeyden kıymetli. Ramazan ayında bir gün oruç tutmak her şeyden kıymetli. O yüzden oruç tutmaya gayret edin. Fetva alıp, iştahat alıp, oruçtan kaçmaya, orucu tutmamaya yönlendirmeyin kendinizi. Sufiler hiç kimseye zarar vermeyeceklerse azameti tercih edenlerdir. Sufi kimseye zarar vermeyecekse diyorum. Azameti tercih eder. Yani kimseye zarar vermemek ne demek? İşte ben oruç tuttum. Bu sefer bana ben oruç tutunca ayıldım, bayıldım. Herkes etrafımda toplandı. Bana hizmet etmek zorunda kaldılar. Bu olmalı. Hani hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri seyahat esnasında oruçlunun birisi böyle bir hani fenalaşıyor, başına geçiyor, herkes gölgelik yapıyor, onu yenlendirmeye başlıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ne oluyor dedi. Ya işte ya Resulullah oruçlu. Bozsaydı o zaman orucunu diyor. Yolculukta ya. Bozsaydı o zaman orucunu. Yani sen yolculuğa çıktın. O orucu tamamlayamayacaksın. Başkalarına eziyet vereceksin. İnsanlar senin başında toplayacak, seni yellecek, elleyecek, bilmem etrafında pervane dönecek. Bu normalde olmadı. Bu doğru değil. E ne yapacaksın? O zaman sen, o da sünnet kardeşim. Yolculuğa çıktığında baktın gördün ki
O orucu kaldıramayacaksın. Hatta niyetlendin, o gün aniden bir yere gitmen gerekti. Boz orucunu evde. Kahvaltını yap, yemeğini yap, çık. O bir güne bir gün yine. Bakın, o yolculuğa çıkarken bozsanız dahi bir güne bir gün. Bozmasan da zaten normalde, tutmasan da bir gün tutacaksın yine. Çünkü gücün yetmeyeceksin. Bitti. Ama devamlı ilaç içiyorsun. İlaçlarını iftara, sahura göre tanzim edebiliyorsan tut orucunu. Tutmaya gayret et. Ama sen oruç tuttuğunda etrafa zarar vereceksin. Bir iş yapıyorsun, senin işin etkilenecek. Etrafındaki elemanlar etkilenecek. Senin üzerinden başka birisinin işi de etkilenecek. O zaman orucunu tutma. Veyahut da rahatsızsın, oruç tutuyorsun. Oruç tuttuğunda pert oluyor ortalık. Herkes rahatsız oluyor. Tutma kardeşim oruç. Kadın erkek hiç önemli değil. Bakın, azameti tercih ettiğiniz bir meselede etrafınızdaki insanlara veya kendi vücudunuza zarar gelmemesi lazım. Kendi vücuduna veya etrafındaki insanlara zarar geliyorsa o azamet azamet değil. O rahmet olmaktan çıktı, zahmete girdi o. Allah muhafaza eylesin. O yüzden emzikliler, yani çocuklarını emzirenler, hamileler oruç tutabiliyorlarsa tutmaya gayret etsinler. Hasta olanlar, devamlı hasta, ilaç kullanıyor, tanzim edebiliyorsa kendini tanzim etsin, tutmaya gayret etsin. Orucu tutmamaya yön aramayalım. Bu birkaç senedir, 3-4 yıldır daha doğrusu, insanlar oruç tutmamaya yönlenmeye başladılar. Yani böyle bir küçücük bir rahatsızlığı olan, ha işte rahatsızlığım var, ben tutmayabilirim. Tutmam diyeyim mi? Tutmasın. E fetva da var, e ben tutmayayım o zaman. Yok kardeşim ya, tutmaya gayret etsen. Allah sana yardım eder, Cenab-ı Hak lütfeder, ikram eder, ihsan eder. Senin o azametini görür, Cenab-ı Hak senin birine 1.000 katar, binine 100.000 katar, 100.000'ine sayısız katar. Sen o azametle, gayretle, sen yoluna devam etmeye çalış. Allah sana yardım edecek. O yüzden normalde tutmamaya değil, tutmaya inşallah yönlenin. Teravih namazı 8 rekat sünnetken camide niçin 20 rekat kılıyoruz, açıklar mısınız? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri camide 20 rekat kıldı. Bir 8 kıldı, bir 20 kıldı. Evine gitti 8 kıldı diyenler var, 20 kıldı diyenler var. Hepsi de sahih. O yüzden normalde bir kimse camide kılıyorsa camide 20 rekat kılmak sünnet. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve ondan sonra gelenlerin hepsi de camide 20 kıldılar. Evinde kılanlar en az 8 kılacaklar. Sünneti 8. Çünkü Ramazan ayına ait bir ibadettir teravih namazı. Ramazan ayına aittir. Kim Ramazan ayında gündüzünü oruçlu geçirir de gecesini ihya ederse geçmiş günahları affolur. Hadis-i şerif, geceyi ihya etmeyi teravih namazı olarak görüyor bütün selefi salihin olan ulema. Ashab da öyle görüyor. Geceyi ihya etmek Ramazan'da teravih namazı. Güç yetirenler, gücü yerinde olanlar, yapabilenler 20 rekat kılacaklar. Şeyde de kılsalar, camide de kılsalar, evde de kılsalar. Ama evinde o kimse, hane halkına da zaman geçireceğim ben, işte biraz da böyle nefis vurdu, tatlı geldi, hoş geldi, en az 8 kılacak. 8'i nasıl kılacak? 2-2 kılabilir, 4-4 kılabilir, 8'ini de bir tamam kılabilir mi? Kılabilir. Fetva bu. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bazı kereler 4-4 kılar, bazı kereler 2-2 kılardı. Buna o kendisi kararını verecek. Vitir namazında 3. rekatta neden tekbir alınıyor? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri öyle kılmış. Biz bunu neden öyle yapılıyor? Hazreti Peygamber öyle kılmış namazı ve namazı benden gördüğünüz gibi, ibadetleri benden gördüğünüz gibi yapın demiş. Biz ibadetleri ondan gördüğümüz gibi yaparız. Bunun nedenini, niçinini aramayız. Öyle yapmış, öyle yaparız. Ona neden, niçin aramak nefsin işidir. Öyle kılmış.
Öbür kötü söylersin, namazı neden 4 rekat kıldı? E öyle kılmış. Onu öyle kılmış, biz öyle kabul ederiz. Namaza başlarken imam tekbir almadan biz uydum imama diyebilir miyiz? Diyebiliriz, sıkıntı yok. Eğer imam değişirse bir daha uydum imama dersin. Bıyıksız bir imamın arkasından namaza durulur mu? Arkadaşlar, muhteşem insanlarsınız. Şimdi bıyığa laf söylesek, yarın öbür gün birisi dese ki pala bıyıklı imamın arkasında namaz kılınır mı? Yok kaytan bıyıklı da kılınır mı? Yok badem bıyıklı da kılınır mı? Yok dudak üstü bıyıklı da kılınır mı? Kardeşler, bir kimse la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorsa, o toplulukta namaz kıldırmaya muktedir bir kimse ise kılınır arkasında namaz. Adamın bıyığının bir de santimetresini mi ölçseniz? Gönül arz eder ki bütün imamlar gerçekten sünnet üzerine sakalları, bıyıkları olsun. Sünnet üzerine olsun hepsi de. Hem ahlakları sünnet üzerine olsun, hem de dış görünüşleri sünnet üzerine olsun isteriz. İşin doğrusu da bu. WhatsApp'tan hadis atan bayanlar bazen yanlış bilgiler atıyor. Örneğin bugün salı günü acamatın tehlikeli olduğunu yazdılar ama bu cuma günüdür. Emin değilseler yazmasınlar. Sen nereden eminsin? Evet, salı günüyle de alakalı hadis var, cuma günüyle de alakalı hadis var. Sen de emin değilsin bak. Bir konu hakkında kesin bir bilgi sahibiyseniz, o bilginizi de delillendirerekten söyleyeceksiniz. Bunların üzerinde çok hadis var hacamatla alakalı. Şu gün hacamat yapılmaz hadis var ama o gün rahatsız olmuş bir kimse gelmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri olabilirsin demiş. Demek ki rahatsızlığın konumuna, durumuna göre hacamat günlerinde de değişiklik olabilir. O gün hacamat yapılmayacak bir gün ama rahatsız. Rahatsız olunca bir kimse de gün faktörü kalkar ortada. Şifa için, sünnet olsun diye hacamat olacağız. O zaman sen günleri takip et. Bizim kardeşler de zaten boyuna atıyorlar bunları. Normalde şu gün hacamat günü, sünnet olan bugün. Neden? Bir rahatsızlığa binaen değil o. Varsa dahi acil değil. İşte ben de kendi kendime düşünüyorum, işte Ahmet'e diyeceğim. Nerede Ahmet? Buralarda mı? Bilgin Ahmet. Ahmet'e diyeceğim, bir kafamı gözümü toparlasam, Ahmet işte müsait olduğunda bir gel, komple bir kes biç diyeceğim ona, Ahmet'e. O normalde kestireceğim, biçtireceğim kendimi güzel. Ama normalde işte bir türlü ben kendimi toparlayayım. Ne gün Ahmet? Önümüzdeki günlerde ne gün var acamat günü? Efendim? Bak Ahmet işte Ramazan'ın 15'inden sonra dedi. Örneğin bugün Ramazan'ın kaçı? 11'i mi? 4 gün daha var demek. İyi, 4 gün sonra mı kesip biçeceksin Hacı Ahmet? Aha bak, o da ne zaman istersen diyor. Gün filan yok yani. Allah yesin inşallah. O yüzden normalde hacamatla alakalı normalde günler var ama bu hadis-i şerifler bu noktada oradaki hani derim ya esbab-ı nüzülüne bakmak gerek diye bir meselede. Yani o normalde sizin o internetten kes kopyala yapıştırdığınız hadis şeylerinden olmaz o. Onun mesela teferruatlı gidip mesela o hadis kitaplarından bakılacak. Mesela gitseniz Buhari'ye baksanız Buhari'den dahi tam onu çıkaramazsınız. Ama Buhari'yi mesela şerh eden İbn Hacer'e gitseniz İbn Hacer'in Buhari şerhinden onun geldisini gittisini bulabilirsiniz. E kim okuyacak onları şimdi? Kim bakacak? Yani İbn Hacer oturmuş Buhari'yi kritik yapmış. Bütün hadisleri şerh ederken
O hadislerin geldisini, gittisini, sebebinin, üzülünü, bütün her şeyini dökmüş. E şimdi kim okuyacak ki onu? Kim araştıracak? Kim bakacak ki? Herkes internet alimi. Yani ayeti kerimeyi çıplak koyuyor. Mealcilik meşhur ya şimdi. Kardeşim, o ayeti kerimenin geldisi, gittisi, sebebi, nüzülü ne? Bununla alakalı elinde bir eser var mı? Yok. Elinde bir kitap var mı? Yok. Senin kalkıp o çıplak bir şekilde ayetle hükmetmen caiz değil. Caiz değil diyorum, bakın. Dikkat edin. Sen o ayeti kerimenin sebebi nüzulünü bilmiyorsan, sen o sebebi nüzulsüz o ayeti kerimeyi bir meselede hüküm olarak kullanıyorsan cahil insansın. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri diyor ki, sebebi nüzulden haberi olmadan bir şey söyleyen bir kimse cahil kimsedir diyor. Bu Mustafa Özbağ'ın sözü değil. Mustafa Özbağ'ın sözü olsa itiraz edecek zaten herkes. Bu Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin sözü. Bir kimse sebebi nüzulünü bilecek onun. E sebebi nüzulle alakalı elinde bir eser var mı? Yok. Ben müftüyüm, ben alimim, ben hocayım diyenlerin elinde yok. Hadislerin sebebi nüzullerini o kimsenin bilmesi lazım. Veya bir meselede hükmedecekse o kimse, hükmedecek olan kimse ayet-i kerimenin sebebi nüzulünü, hadis-i şeriflerin sebebi nüzulünü bilmesi gerekir. Bilmese dahi elinde bir eser olacak, oradan normalde alıntılandıracak. Yok insanların elinde bu eserler. Olsa da okumuyorlar da. Şimdi çok basit. Oradan kes, kopyala, yapıştır, yaz. Ne hadis paylaştı, ne ayet paylaştı. Veya bir konu hakkında, bir konu hakkında o ayet-i kerimenin kimler için indirildi? Ehli kitap için mi indirildi? Müşrikler için mi indirildi? Kim için indirildi? Hangi hadiseden o ayet-i kerimenin nüzul oldu? Bunu bilmiyor. Ama onun üzerinden hükmediyor. Allah muhafaza eylesin. Amin. Günümüzdeki tıbbi verilere göre sağlıklı her kadından beyaz ve kokusuz bir akıntı salgılanması normal bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu akıntı rahimden değil, daha aşağıdan gelmekte. Herhangi bir necis madde ile de karışmamaktadır. Bu nedenle temiz kabul edilen akıntı abdesti bozmadığı gibi çamaşıra bulaşması da namaza engel değildir. Kasanı Bedail İbni Abiden Reddül Muhtar. Temiz kabul edilen bu akıntı da abdest almak gerekir mi? Çalışan bayanlar için fetva kullanılabilir mi? Şimdi İmam Malik'in bu konuda fetvası var. Bu normalde, evet, bu çalışan bayanlar için bu fetvada el cevap kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Biz kardeşlere diyoruz ki, vücudunuzdan bir şey çıkıyorsa, akıyorsa abdestinizi alın. Mümkünse. Çünkü o bayanın o akıntıyı tespit etmesi, etmemesi, onun nefsine uydurması, uydurmaması, Allah muhafaza eylesin, sıkıntılı bir durum. Hakkınızı helal edin. Yani soruları da görünce, aslında geç kaldığım için direkt zikrullah'a girecektim. Ama soruları da görünce dayanamadım. Şimdi dedim yazmışlar. Ondan sonra böyle bırakmayayım dedim. O yüzden tekrar hakkınızı helal edin. Bu Ramazan ayında da beni mazur görün. Özür dilerim hepinizden de. Bu böyle sağlığımla alakalı bir şey. O yüzden bu tip gecikmelerimden dolayı baştan sizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Fâlemen lehu lâ Allah.
Resulullah, cemiyen enbiyayı vel mursalin, velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma selat. Amin. Unutmadan onu da söyleyeyim. Son pazar günkü Gelibolu'daki iftarda katılımda bulunan, emeği geçen, koşuşturan, gelen gelmeyen, dua eden, destek olan bütün kardeşlerden Allah razı olsun. Amin. Böyle tıkır tıkır yürüyen bir iftar oldu. Bir kargaşa olmadı, bir dağınıklık olmadı, bir düzensizlik olmadı. Cenab-ı Hak hepinizden de razı olsun. Amin. Allah nice iftarlarda buluştursun inşallah. Amin. Destur ya Allah.